yapacaksınız sevgili Derya'cığım. Şimdi senin kızın Mehmet Muhammed'den kopartamıyorsun bir türlü. Evet. Tamam mı canım? Maalesef. Hatta bir ilk kaybolduğunda gitti sen bana gelmiştin Covid zamanı. Biz kızınızı bir günde hemen ekranın öyle bir gücü var. Programın da gücü var. Bulduk ve kızını sana bir şekilde kızın ortaya çıktı ve kızını sen teslim aldın. Evet. Baba teslim aldı. Sonra siz koparamadınız mı? Mehmet Muhammed'in yanına Batman'a gitti falan. Neyse. Batman'da çocuk doğuyor sonra geliyor. Batman'dan geldiğinde 2023 Ocak ayında bir sene önce geliyor. Geldiğinde Seri'ye geldiğinde, sizin yanınıza Antalya'ya geldiğinde kızını size ne anlattı? Yani işitme engelli ama bir şekilde iletişim kuruyorsunuz evladınız yani. Ya çoğu şeyi zaten ben anlayamıyorum. O hani işaret diliyle konuştuğu için ben çoğu şeyi anlıyorum. Ha yani. Sadece bana söyledi. Evet. Beni bebeği aldılar, beni gönderdiler. Zaten bana tek bir şey söyledi. Mehmet Muhammed orada değilmiş galiba o gün. Peki senin kızın neler yaşamış orada? Bana hiçbir şey anlatmadı Didem Hanım. Ama babayla konuşuyor görüntülü. Bana gerçekten yemin ederim hiçbir şey anlatmadı. Beda sana ne anlattı kızı? Didem Hanım. Yani Batman'da yaşadığı ile ilgili sana ne anlattı? İlk başlarda çok iyilerdin. Sen Antalya'dasın. Evet evet ben Antalya'dayım. Kızınla görüntülü konuşuyorsun Batman'dayken. Görüşüyorum. İşte en son çocuk olduktan sonra hani ondan öncesine bakarsanız gerçekten iyiydin. Çocuktan hani, sonra mı oldu her şey? Vallahi bir de eşim de şahit satan buna. Didem Hanım zaten onların amacı buymuş. Ben onu anladım hani çocuk olana kadar. Yani hamile mi kaldığı için mecbur mu kalmışlar dinle nikah kıymaya? Bence, o yüzden mi oldu? Bence o yüzden çünkü çocuk doğana kadar beklemiş bunlar. Didem Hanım gerçekten. Senin kızın o zaman Antalya'dayken Mehmet Muhammed onun yanındayken Antalya'da mı hamile kalıyor? O yüzden mi Batman'a gidiyor? Antalya'da hamile kaldı. Hatta biz beraber gittik kayıtlarda çıkabilir. Ben kendim götürdüm kızımı. Üstelik devlet senin kızın o sırada seninle beraber yaşamıyor evet, mu? Evet evet beraberdik gayet iyiydi hiçbir şekilde sıkıntı Mehmet yoktu. Mehmet Muhammed nereden Batman'da yaşamıyor mu o sırada? Ama zaman zaman gelip gidiyor sana herhalde. Şöyle zaman zaman değil. Hamile kalmadan önce geldi. Bayramda geldiler ve bir daha da gitmedi. Ha, o sırada da işte bir bir daha da gitmedi. Ailede üçümüz yaşadık zaten. Mehmet, Muhammed, kızım ben. Hamile kalınca mecbur kaldılar. Kızını mecbur kaldılar. Ve 6 aylık hamile olana kadar da yanımdalardı. Ben bebeğin bütün şeylerini zaten kendim orada almıştım Didem Hanım. Batman'a gitmek kimin fikriydi? Mehmet Muhammed'in. Mehmet'in Muhammed'in peki, evet. Peki orada yani çocuk doğuncaya kadar her şey iyi. Sonra çocuk doğduktan sonra senin kızına ne yaptılar Vedat'cığım? Didem Hanım şimdi benim eşim de şahit. Eşim de şahit. 3 gün arka arkaya benim kızım bana görüntülü aramaya başladı. 3 gün benim geçen gün Ali'de geldi. Daha önce aramayan çocuk doğduktan sonra. Evet evet. 3 gün arka ama seni aramıyor der ben yani. Beni aramadı. Ha, baba aradı konuştuk ama hiçbir şey yansıtmadı cumartesi bana. Cumartesi gün evdeydim. İşte hı-hı. Buradan cuma gün evet. Yayından çıktık. Cumartesi evdeydik. Ali de geldi kızımın dayısı beraber röportaj yaptık orada da onlara da aynısını söyledim gerçekten dedim benim eşim de şahit 3 gün arka arkaya benim kızım ağlı yalak beni buradan ne kurtar. Ne anlattı kurtar derken baba hani bana ağlıyor. Bunu yaptılar şunu yaptılar ne yaptıklarını anlattı mı sana bir şey? Ya çok detaylı anlayamıyorsun. Anlayamıyorsun ama ağlıyor. Ben buradan kurtar diyor demek istiyor artık. Kurtar demek istiyor beni. Ağlıyor senin ağlıyor. Kızın sürekli. Ağlıyor. Onunla da ağlıyor 3 gün boyunca. Benim eşim de şahit buna. Tamam sen eşin şahit de çocuğun annesini niye aramadın? Derya'yı niye aramadın? O kadar mı düşmansınız? Kötüsünüz daha doğru. Yanlış kelime kullandım. O kadar mı aranız kötü? Ya aramadım şimdi tamam dedim. Recai Bey'i aradım ben. Recai Bey'i yani aradım. Yani Mehmet Muhammed'in babasını aradı. Evet evet onu aradım ben. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Sevgili Derya'cığım siz kızınızın, sevgili Vedat, kızınızın karakola gittiğini biliyor musunuz? Kızınız karakola gitmiş bu arada. Antalya'ya geldikten sonra. Kaybolmadan önce. Hiç haberim yok. Hiçbir ondan bilgim yok. Yok mesela Didem hadi Hanım. Canım. Vallahi yok. Emin misiniz? Vallahi eminiz diyorum. Didem Hanım benim hiç haberim yok. Karakola gittiğinden. Ha şu karakol beni aradı. Kızınız iyi. Sizinle görüşmek istemiyor. Sağlığı hayır, saati kızın, iyi. Senin kızın bebeğini aramak için karakola gitmiş. Ben bilgim yok. Bunu da siz biliyormuşsunuz. Benim aldığım bilgi öyle. Kesinlikle benim öyle bir şeyden bilgim yok. Yani zaten öyle bir şey olsa ben burada her şeyi söylerim Didem Hanım. Ben saklayacak hiçbir şeyim yok. Vallahi yok Didem Hanım. Satan annesinin yanında duruyor. Şimdi bak Ocak ayında 2023 Ocak ayında bebek doğduktan sonra şeye geliyor Antalya Seri'ye geliyor annesinin yanında yaşamaya başlıyor ama o arada çocuğunu bir şekilde almak istiyor. Şu olabilir. Hatırladın siz, mı? Siz evet şöyle olabilir mücadele ettiniz siz çocuğu alabilirim şeye falan gittiniz emniyete gittiniz savcılığa gittiniz. Didem Hanım o gün ikisini de kızımla Derya'yı ben otogara kendi arabamla götürdüm.
Batman için. Ben başka bir şey soruyorum. Sizin kızınız karakola gitmiş ve öyle bir şey anlatmış ki. Yani öyle bir şey anlatmış ki. Bundan sizin haberiniz var mı yok mu? Vallahi benim kesinlikle yok, haberim yok Didem Hanım. İlk defa burada duyuyorum vallahi ben bunu. Didem Hanım benim. Allah Allah. Varsa da çıksın yani. Vallahi diyorum haberim yok. Hatta ben biraz önce şeyde açıklayacağım onu da. Instagram'a falan koymuştunuz. Ben ilk defa gördüm ben orada. Kızının görüntüsünü mü? Hı hı. Baktın mı oradaki görüntüye? Bir dakika, o görüntü senin kızın mı? Evet. Emin oldun sen de. Orada yerde ormanlık bir alanda yatan. Ha, onu görmedim Didem Hanım. Ben ha, bakma, bakamam. Bakma. Hangi görüntüden bahsediyorsun? Ya biz onu koyuyoruz ki bilenler, bilgi sahibi olanlar bir şey bizi arasınlar, ihbar gelsin istiyoruz. Arasınlar Didem Hanım, her şey açık zaten. Biz burada neye varız ki? Dur, kaç haftalardır ya, ne çekiyoruz Didem Hanım biz burada? Ama bakın yani anne babasınız ki, sizin kızınız karakola gitmiş. Kesinlikle bu ondan bilgiyi benim haberim yok. Bu bilgiyi de sizin bildiğinizi, işte o gizli tanık sizin bildiğinizi düşünüyor ve sizle anne baba neden konuşmuyor? Özür dilerim Didem Hanım. Neden anlatmıyor, ben şaşkınım. Niye gitmiş ki? Ben kesinlikle hani bilgim yok. Olsa ben her şeyi niye söylerim, yeter ki çıksın Didem Hanım. Bebeğini almak için karakola gitmiş. Tamam, annesiyle beraber tam bunlar savcılığa da emniyete de başvurdular zaten. O değil, o değil, o başka bir şey. Karakola kendisi gitmiş ve orada yani sizi seni üzmek istemem ama sevgili Derya, kollarında ve karnında yani bıçakla şey yapmışlar. Ben yani bıçakla saldırmışlar. Şey, şunu anlatayım, saldırmışlar derken bilmiyorum kim yapmış ama bayramda şunu anlatayım Didem Hanım. Kollarında hatta, ve kollarında evet, ve karnında kollarında bıçak kesikleri varmış kızınızın. Didem Hanım, ben onun açıklamasını yapabilirim. Ne peki? Bayramda evet, biz annem, ben istemedim hatta, annem şey yaptı hani, elin gözüne bakmayın hani, şey adettendir ya, kurban kesti. Evet. Biz o kurbanı yerleştirirken telefona oynuyordu benim kızım. Yanımdaydı. Ben de işe gideceğim, işe hazırlanacaktım. Birden böyle telefona bakarken bağırmaya başladı Didem Hanım. Yerden bıçağı aldı. Böyle karnına da varmış ya. Karnına kolların dikkat etmedim ama kollarına atmıştı. Hatta bağlayabilirsiniz. Elvan var, Nihal vardı, halası. Bir dakika. Çocuk için çok şey yaptı Didem Hanım. Psikolojisi bozuksun zaten benim kızımın ya. Çocuk için çok şey yaptı ama ya karşı taraf. Siz orada kurban keserken kesici aleti, kesici evet, alet diyelim. Hı-hı. Kesici aleti eline alıyor, kendisine zarar mı verdi? Ya böyle o koltukta oturuyordu, biz yerdeydik annemle. Hani hazır yapalım dedim, sana yardımcı olayım anne dedim, ben de işe gideceğim. Arkadaşlar, Doğanay haber tanığıyla konuştu, lütfen o gizli tanıkla konuştu. Bir an önce gizli tanıkla konuşabilir mi lütfen? Benim bildiğim, lütfen beni duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bazen içerideki şeyden duyamayabiliyorlar, sesten falan. Doğanay'la konuşun, gizli tanığı hemen arasın. Yayına bağlamak istemiyor çünkü haber müdüründen bahsediyorum. Bunlarcığım hemen ona arasın. Çünkü ben eğer biliyorsam lütfen beni düzelsin. Ama ben şöyle biliyorum. Yani bu kendi kendine yaptığı bir zarar değil. Başka biri tarafından kızına Nihal'e verilen bir zarar. Başka biri kollarını karnına böyle bu kesici bir aletle zarar vermiş. Kesmiş yani. Ondan benim bilgim yok Didem Hanım. Veda senin var mı? Vallahi yok Didem Hanım. Vallahi diyorum. Olsa peki Derya nasıl bir kadın? Sinirli midir? Nasıl? Derya eski eşin sinirli bir kadın mı? Hayır, normal, sakin, o kadar da sinirli değildim evlilik şeyimizde. Peki Ali, dayı Ali nasıl bir adam? Sinirli çok mi? Çok sakin. O da sakin. Çok sakin. Bizim sülalemizde çıkmaz Didem Hanım bu. Kimi istiyorsanız arayabilirsiniz. Ben bütün olasılıkları değerlendirmek zorundayım. Didem Hanım, gerçekten araştırın ama bizim sülalemizde, ailemizde böyle bir şey kimse çıkmaz. Çıkmaz Didem Hanım kesinlikle ya. Kesinlikle. Çıkmaz Didem Hanım. Biz ayrı olsak da biliyoruz herkes. Hepimiz biliyoruz yani. Bizim ailemizde böyle bir şey olmaz. Bunlara gitmiş karakolda anlatmış. Hiçbir bilgim yok Didem Hanım. İlk defa burada göreceğim. Eğer kendi kendine zarar verdiyse çocuk. Yani ama çocuk kızınız için yapıyor Didem Hanım. Hı? Dedik ki Ali de söyledi buradan hani, çocuk için. Halasını bağlayabilirsiniz. Yaparız, merak etme. Bağlayabilirsiniz. Onlar koştu önce, geldi bakın, Didem Hanım. Bakın anne babasınız ya, önce benim sizi dinlemem lazım. Hı. Önce sizi bir dinleyeceğim. Ayrılmış karı koca olsanız bile sonuçta Nihal'in anne ve babasısınız. Tamam, iletişiminiz yok, anlıyorum. Ama sonuçta sizin kızınız 7 Ekim'de, 7 Ekim miydi tam tarih? 9 Ekim. 9, özür dilerim. 9 Ekim'de Antalya Selik'te evden gidiyor. 2-3 ay boyunca sen artık sinirlendiğin için hiç gidip şeye başvurmuyorsun, özür dilerim. Kasım Aralık ayında başvuruyorsun, emniyete gidiyorsun, bekliyorsun. Doğrudur Didem Hanım. 2-3 ay bekliyorsun. Ondan sonra Vedat da Ocak ayında kızının kaybolduğunu anlıyor. Ne seni arıyor, ne kimseyi arıyor. Kızını da yani bir
bir kızınızla ilgili bir şey var. Öfke mi var sizden? Hanım, özür dilerim. Lafınızı kesiyorum. Lafınızı kesiyorum. Özür dilerim. Ben polisten duydum da sizin programınızı Ocak ayında kaç defa aradım biliyor musunuz? Bizim aradın, benim aradın. Evet, sizin programınızı ben. Ben daha önce de geliyordum. Kayıp başvurusunda Ocak'tan sonra çıkar belki benim numaramdan. Doğrudur. Hani ben çok mücadele ettim Didem Hanım. Didem Hanım, yolda indik biz. Antalya otogarda indik. Biz buraya doğru yola çıktık. Antalya otogarda indik biz. Arkadaşlar, konuşuyor musunuz? Bana bilgi verecek misiniz? Ama bu görüntüden kesinlikle bir bilgim yok. Şu anda Doğanay, çünkü haber müdürümüz Şükür'ün annesi Fatma ile bir görüşme gerçekleştiriyormuş. O görüşme de çok önemli. Çünkü kendisi epey bir uzun bir saat, 72 saat ifade verdi. Hem jandarma hem savcımıza. Orada da çok önemli, sıcak bir gelişme var Şükür'le ilgili. İlerleyen dakikalarda bunu hemen sizlerle paylaşacağız. Şu anda babası cezaevinde ama başka bir suçtan dolayı cezaevinde. Dün elini kolunu sallayarak artık gezemeyecek, tamam. Ama Şükür'den dolayı henüz bir ceza almış değil. Daha doğrusu tutuklanmış değil. Onunla ilgili gelişmelerden birazdan sizi haberdar edeceğiz.